Mart yerel seçimlerine hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi şu anki mevcut partiye oy vermeyi düşünmüyorum. Kime vereceğim ben de kalsın ama şu anki partiye vermeyi düşünmüyorum. Peki vereceğiniz kişi aday için mi yoksa parti için mi oy vereceksiniz? Her ikisi de. Şu anki mevcut başkan yani adayı, parti adayını istemiyorum yani. Ne şu anki hükümeti istiyorum, beğeniyorum, ne de şu anda seçime girecek adayını beğeniyorum. İkisini de beğenmiyorum. Peki oy vereceğiniz kişinin Sivas'a katkıları olacağını düşünüyor musunuz aklınızdaki? Düşündüğüm için evet. Daha önce de aday olmuştu ve güzel katkıları oldu. Geliştirdi yani. O yüzden vereceğim bu sefer. Pekala, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerine hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Büyük Birlik Partisi'ne oy vereceğim. Neden Büyük Birlik? Neden Büyük Birlik? Daha önceki belediye başkanlık döneminde menfaat, memleket için iyi bir şeyler yaptığını düşünüyorum. AKP'ye kesinlikle oy yoktur. Oy da vermem. Sonra Sivas'tan AKP'den milletvekili seçilip de Ankara'ya giden milletvekillerimiz Sivas için hiçbir şey yapmadılar. Bu yüzden bu seçimde inşallah Allah nasip ederse Büyük Birlik. Peki Doğan Ürgüp'ün Sivas'a faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Ya olabilir, neden olmasın? Yani onda da bir beyim var. O da bir şeyler yapabilir inşallah. Yapar da yani. Aday için mi oy kullanacaksınız, parti için mi? Aday için, partiyle alakası yok. Yani kişinin şahsı temiz, düzgün, güzel bir insan. O yüzden oy vereceğim ben. Pekala, teşekkür ediyorum. İyi günler. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Neden AK Parti? İstikrarın geleceği için, Türkiye'nin geleceği için, teröre fırsat vermemek için Cumhurbaşkanımızın yanındayız sonuna kadar. Peki AK Parti'nin adayını tanıyor musunuz? Hilmi Bilgin, çok iyi tanıyorum. Hilmi Bilgin'in Sivas'a iyi katkıları olacağını düşünüyor musunuz? Çok iyi biliyorum. İktidar olduğu sürece her zaman Kayseri her zaman iktidardan yana. Kayseri büyük şehir oldu. Biz hala olamadık. Yıllardan beri iktidar destekle biz de Sivas'ta Kayseri gibi büyürdük. Peki parti için mi oy kullanacaksınız, aday için mi? Parti için, Cumhurbaşkanı için. Pekala, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerine hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Büyük Birlik Partisi'ne oy vermeyi düşünüyoruz. Neden Büyük Birlik? Çünkü 2009 ve 2014 yıllarında belediye başkanlığı yapmış Doğan Ürgüp'ün Sivas'a birçok değer kattığını düşünüyoruz. Gelecek dönemde de aynı şeyleri üstüne koyarak devam edeceğini düşündüğümüz için Doğan Ürgüp'ü destekleyeceğiz. Peki Doğan Ürgüp'ün Sivas'a ne gibi katkıları daha önce oldu veya olacağını düşünüyorsunuz? Daha önce Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksiyle spora karşı vermiş olduğu değeri göstermiş oldu. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi keza içinde işte 4-5 yıldır sürekli kültür programlarına katılıyoruz. Onun haricinde Muhsin Yazıcıoğlu bulvarını kendisi yaptı. Şu andaki şehirler arası otobüs terminalinin orayı ışık ve ısınma bakımından güçlü bir şekilde yani farklı bir dengeyle yaparak Sivas'ımızın hani soğuk olan bir şehri ısınması açısından işte camlarıyla üst mekanizmasıyla falan yerleştirmiş oldu. Kılavuz'un oraya Şehitler Parkı'nı yapmış oldu. Yukarıdaki mezarlıkların o zengin fakir ayrımının olduğu yerde bütün mezarlıkları düzenleyerek hepsini eşit bir şekle getirdi. Yani orada garip biri de gitmiş olsa üzülmüyor. Zengin biri gitse de üzülmüyor. Çünkü işte garibin cenazesi biraz daha böyle hani düzenlenmemiş oluyordu. İşte zenginler işte mermer üstüne mermer koyarak farklı bir boyut kazandırıyorlardı. Orada bile bir ayrımı düzeltmiş oldu. Ve kültürel faaliyetlere hep önem verdi. İnsanların içinde bir derdimiz olduğu zaman makamına gidip görüşebiliyoruz. Mesela ben şöyle bir şey anlatayım size. 2012 yıllarıydı galiba. Kendisi belediye başkanı iken bizim bir sıkıntımız olmuştu. Aksu tarafında, Kepçeli tarafı diyebilirler Sivaslılar. O tarafta kendisiyle arabasını görünce makam arabasına koşarak gitmiştim. 15-16 yaşlarında bir çocuktum o zaman. Makam arabasının camına dokununca işte o zamanki belediye başkanımız Doğan Ürgüp camı açtı. Böyle böyle bir sıkıntımız var başkanım, size görüşmek istiyoruz dediğim zaman ben 15 yaşında bir çocuk olmama rağmen ertesi gün saat 10'da görüşmek için sizi bekliyorum diye söylemişti. Ertesi gün saat 10'da biz makam odasına gittiğimiz zaman işte orada takım elbiseli, Sivas tabiriyle kola kravatlı insanlar oturuyorlardı. Toplantı halinde gibilerdi. Bizi görünce Doğan Başkan bir müsaade edin. Misafirimle bir görüşeyim. Ondan sonra sizle konuşalım deyince hani biz orada şunu anladık ki Anadolu insanı ilk defa bir makamda değer görmeye başlamıştı. Bu da bizi yani onun tevazusu, onun orada samimiyeti, bizi unutmayıp orada hatırlıyor olması, o insanları kenara çekip de bizle ilgileniyor olması bizim için yeterli artar. Kendisinin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da ortaya koyduğu işte planlar var. İşte geçmiş dönemde tamamlayamadığı bir Kızılırmak projesi var ki bu proje Sivas'a değer katacak bir proje. Başlı başına bir şey. Eski sanayi projesi vardı. Bunun tamamlamasıyla alakalı birçok gayret gösterdi. Ama işte çeşitli sıkıntılardan dolayı tamamlayamamıştı. Bu eksiklerini de tamamlayınca Sivas aslında tam istediğimiz bir şehir haline gelecek. Mesela beni çok hoşuma giden kültür projeleri de var. Altınkale diye bir projesi var. Sıcakçermik'teki o kükürtlü suyun Pamukkale travertenleri gibi bir hüviyete kazandırıp burada bir turizm canlandırma adına böyle bir faaliyeti var. Mesela Emirhan kayalıklarının orada İkinci, hani Sivas'ın Türkiye'nin Mars'ı diye izah edilen bir yerde işte balonla gezi yapılabilecekti. Yani ikinci bir Kapadokya gibi bir alanı oraya tesis etmeye çalışıyor. Yani öyle bir projesi var. Bunlar Sivas'a değer katacak. Sivas'ın esnafını, ticaretini canlandıracak güzel faaliyetler. Peki parti için mi oy kullanacaksınız, aday için mi? Bu seçim biraz daha farklı olacak. Çünkü bu seçimdeki aday diğerlerine göre bir tık üstte bize göre. Doğan Ürgüp, hani parti olarak değil de Doğan Ürgüp adına, şahsı adına oy kullanacağız. Pekala, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti. Neden AK Parti? Yapmış olduğu hizmetler gözle görülür bir seviyede zaten. Mevcut belediye başkanımız Sivas'a çok büyük bir değer kattı. Bunun herkes farkında zaten. Yani yapmış olduklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Peki parti için mi oy kullanacaksınız, aday için mi? Yani aday önemli değil bizim için ya, parti. Peki yeni gelecek kişinin Sivas'a katkıları olacağını düşünüyor musunuz? Tabii ki. Bakan yardımcılığından buraya kadar görevlendirilip geldikten sonra Sivas'a gerçekten değer katacağını düşünüyoruz. Sonuçta bizim şöyle bir düşüncemiz var Sivas olarak. AK Parti'nin gerçek manada yapmış olduğu hizmetler var Sivas'a. Bunu kimse hakir göremez. Yani at geçidiydi, tüneliydi, işte köprüsüydü. Ne diyeyim, başka yani sayamayacağım o kadar çok fazla özellik var ki birileri çıkıp mevcut yerleri yıkıp yeniden yapıyor ve bunu da yaptım diyor. Şehri geliştirmek böyle olmaz. Şehri geliştirmek farklı bir boyutta, farklı bir vizyon katmaktır. Bugün alt geçitlerimiz ve tünelimiz Sivas'a gerçek anlamda bir vizyon kattı. Ya bunu kimse inkar edemez. Üniversitemiz özellikle, yani şehir anlamında Sivas çağ atladı. Ben böyle düşünüyorum. Yani diğer düşünen arkadaşlara da saygı duyuyorum. İnşallah Sivas'ımız daha da gelişecek ve iş imkanları daha da artacağına ben inanıyorum. Çünkü Sivas'ımız büyümeyi hak eden, yani Recep Tayyip Erdoğan'a güvenen, her zaman arkasında olan bir şehir. Bizi de mahcup etmeyeceğini düşünüyorum. Pekala, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla şu anda kararsızım. Sosyal ekonomik durumumuza göre değerlendireceğiz. Çünkü insanların durumu iyi değil. Ortam hiç iyi değil. Yani ortalıkta bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı pansuman tedbirlerle çözmeyi düşünüyorlar. Aslında çözüme ne olduğunu da kendileri biliyor ama seçime sıkıştığı için pansuman tedbirlerle olayı geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama bu pansuman tedbir bu yarayı durdurmayacaktır. Kanamasını durdurmayacaktır. Belki 31 Mart'tan sonra daha da artacaktır. Yani ben böyle düşünüyorum. Peki aday için mi oy kullanmayı düşünüyorsunuz, parti için mi? Vallahi yerel seçimlerde normalde olması gereken aday için oy kullanılması lazım. Ama şimdiki adayların bazılarına bakıyorum. 10 yıl atıyorum mülki erkanda, yüksek mevkilerde milletvekili yapmış, yöneticilik yapmış, yere yere başka bölgelerde. Ama Sivas'tan sökülen, götürülen hiçbir yatırıma, dikim evi gibi veya işte Telekom Baş Müdürlüğü gibi, Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü gibi mesela sökülen, götürülen hiçbir katma değer katan, ilimize katma değerin hiçbir şeye sahip çıkmamıştır. Yani veya gidip de başbakanım bu yanlıştır, bu şehir fakir bir şehirdir, bu fakirde, bu şehirde bunların olması lazım, gerekli. Bunlar giderse bu şehir köye döner diye bir şerzeniste bile bulunmamıştır. Uyarıda dahi yapmamışlardır yani. Pekala, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki AK Parti. Neden? 15 yıllık yaptığı hizmetlerden dolayı. AK Parti'nin adayını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kim? Hilmi Bilgin. Ne kadar tanıyorsunuz? Ne gibi faydalar olabileceğini düşünüyorsunuz? Başkan onu seçtiğine göre başkan babasını tanımaz. Yanlış yaptığı zaman, çalışmadığı zaman onu diskalifiye eder. Çünkü ona güvenerek onun seçtiği insana da güveniyorum. Aday için mi oy kullanacaksınız, parti için mi? Tabii ki parti için. Pekala, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi ben şimdi muhtar adayım. Bağımsızım ama içinde bir parti var tabii, onu vereceğim. Ama ben partiye vereceğim. İnsana vereceğim, partiye vermeyeceğim. Peki gelecek adayın Sivas'a katkıları oldu mu ya da olacağını düşünüyor musunuz? Bir kişinin olacağını düşünüyorum. Aday isim veremiyorum, kusura bakmayın, hani muhtar adayı olmak böyle bir şey. Bir kişi inşallah cebini düşünmeden sadece millet ve vatan için çalışacağına inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur vatanım, milletim için. Ama bütün belediye başkan adaylarına da çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah kim kazanırsa kazansın en iyisini yapsın. İnşallah. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Mevcut hükümete. Neden? Daha iyisi yok da ondan. Peki aday için mi oy kullanacaksınız, parti için mi? Hem parti hem aday. Peki mevcut hükümetin adayını tanıyor musunuz? Yok, ben sadece bildiğim Reis-i Cumhur. O zaman parti için oy kullanacaksınız. Evet. Pekala, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? İl Genel Meclisi'nin AK Parti'ye, öbüründe boş. Neden AK Parti? AK Partili Türkiye'nin daha geleceğini daha güzel görüyor AK Parti'nin. Peki AK Parti'nin adayını tanıyor musunuz? Tanıdığım için oy vermiyorum ona. Sadece İl Genel Meclisi'ni veriyorum AK Parti'ye. Peki aday için mi oy kullanacaksınız, parti için mi? Parti için İl Genel Meclisi'ne vereceğim dedim ya. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? MHP'ye düşünüyorum. Neden MHP? Belki iyi çalışır. Şimdiye kadar pek çalışmalarını beğenmedim. Adayını tanıyor musunuz peki? Tanıyorum. Kim ve ne gibi katkıları olacağını düşünüyorsunuz? Vallahi acemi olduğu için belki biraz daha iyi çalışır. Eskiler pek çalışmıyor. Peki aday için mi oy kullanacaksınız, parti için mi? Aday için. Pekala, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti ya. Neden AK Parti? Neden mi? Tabii ki hükümet. Sana şimdi nasıl cevap vereyim ki? Daha nasıl olacak yani? Daha nasıl olacak ya? Peki AK Parti'nin adayını tanıyor musunuz? Ne, hangi aday? Sivas'ta? Belediye başkanı, evet. Canım o ne demek? Yıllardır konuşuyoruz. Hilmi Bilgin. He. Hilmi Bilgin'in Sivas'a katkıları olacağını düşünüyor musunuz? Ben sana bir şey diyeyim mi? Katkısı olacağını da ben fazla düşünmüyorum. Niye biliyor musun? Sami Aydın benim gördüğüm kadarıyla ve bizim insanlarımızın gördüğü kadarıyla bedelcilikte Sami Aydın tahmin ediyorum tutma. Ha, Hilmi Bilgin'i de severim. Onda konuşuyoruz. Onda konuşuyor. Ama belediyecilik hususuna Sami Aydın'ı tutmasına ben tahmin etmiyorum. Erkeksin. Peki aday için mi oy kullanacaksınız, parti için mi? Aday için mi oy kullanacaksınız, parti için mi? Parti için. Pekala, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi genel seçimlerde ilk önce millet, büyük esnaflarımız 8-10 kalem uyduruyorlar. Onları düzelsinler. Şimdi seçimden hiçbir şeyimiz yok. İlk önce bu şeyi düzelsinler. Tamam, Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş. Ama bu milleti düzelsinler. Kimi haşlama olmuş, kimi kurdanlık olmuş. Bu milleti düzelsinler. Tamam, birileri kazanır ama milleti de düzelsinler. Kimi kurdanlık olmuş, kimi haşlama olmuş. Bu millete iyi baksınlar. Her şey bakalı. Onları düzelsinler. Yoksa Ahmet Mehmet gelmez, önemli değil. İş milleti düzeltmektir. Yoksa birileri gelir, kazanır, bir şeyler yapar. Öyle değil mi? Bu budur. Bu budur. Peki düzelmesi için birinin gelmesi gerekiyor. Hangi partiye oy vereceksiniz bunun için? Ya, Doğan Ürgüp gelir derim. Neden Doğan Ürgüp? Ya işte görünüşte o görünüyor. Sivas'ta o görünüyor ha. Pekala. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Çünkü CHP şunun CHP'si. Hah, tamam mı? Tamam, hadi. Teşekkür ediyorum.